Uyumculuk alanında unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ve kültürel sanatlarımızdan olan gümüş kazaz örücülüğü derslerimizde kolye ucu yapımı göstereceğim. Bunun için parça tellerimizi kenarda kalmış parça tellerimizin içerisinden şu şekilde olanları ayırdım. Uzun olan telimi şöyle elime aldım. Elimin içerisinde dairesel çevirerek şu şekilde düğüm tekniğini, aşk düğümü dediğimiz düğüm tekniğini kullandım. Bir tarafını kısa bırakıyorum, diğer tarafını daha uzun bırakıyorum. Kaydırıyorum fazlama. Ne kadar büyüklükte bir kolye ucu yapacaksak ona göre burada büyüklüğümüzü ayarlıyoruz. Ne kadar büyüklükte yapacağımız kararını burada veriyoruz. Ben şu şekilde bir büyüklükte yapacağım. Parça telimi elime aldım. Attığım düğümün takip ediyorum. İç kısmından şu şekilde yaptığım düğümü aşağıdaysa aşağıya iniyorum. Yukarıdaysa yukarıya çıkıyorum ve takip ediyorum. Burada aşağıya inmiş, aşağıya indim. Telimde kırılmalar olabiliyor. O yüzden ne yapıyorum? Düzeltiyorum. Tekrar zorlamıyorum. Zorlamadan bir alttan bir üstten attığım düğümün aynı takibini yapıyorum. Telin yönüne dikkat ediyorum. Takip ettiğim teli kırmadan, zorlamadan kendi yönünde gidecek şekilde takip ediyorum. Bir aşağı, bir yukarı. Şu şekilde iki sırayı tamamlamış oldum. Şimdi telime bakıyorum hangisi uzun. Uzun olan telimi tekrar iç kısımdan pay bıraktım kesmek için. Aşağı inmiş, aşağıya indim. Yukarıya çıktım. Tel döndüğü için tekrar çıkarttım. Kendi yönünü aradım. Evet, üçüncü sıram da bu şekilde bitmiş oldu. Şöyle şeklini bir düzeltiyorum. Üç sırayla da bırakabiliriz eğer telimiz yoksa. Benim burada telim var. Bunu da yine takip ederek dördüncü sırayla daha dolgun görünmesi için dördüncü sırayı da şurada kesmek için mesafe bıraktım. Dördüncü sıramı da içeriden içten takip ederek
Takip ediyorum. Evet. Dördüncü sıramızı da bitirmiş olduk. Yukarıya çıktım ve son aşağı inerek. Şimdi yan keskimizle şu şekilde uçlarını açtım. Sağlam naylon ipliğimizi iğneye geçirdim ve bal mumuyla şu şekilde sabitledim, hazırladım. Alttakini üste, üsttekini alta koyduğum tellerimi düğüm atmadım. Şu şekilde elimin içerisinde sıkarak boğdum. Boğduğum ipliğin içerisinden de iğneyle geçtim. Şu şekilde sıkılamış oldum. Burayı bağlamış oldum. Şimdi uzun olan parçamı ayırıyorum. Diğerlerini 1 santim olacak şekilde kesiyorum. Kısa olanları boğduğum yere kadar şu şekilde söküyorum. Ayırdığım bir tane telim hala duruyor. Az önce söktüğümü şöyle aynı yerde sabit kalarak değil, gezdirerek tur attım ve yine iğneyle sardığım ipliğin içerisinden geçtim. Burada iplik fazlamızı keseceğiz makas yardımıyla. Şu şekilde temizledim. Fazla iplerimizi yakarak uzun telimi arkaya verdim. Bunları yakarak biraz temizlemiş oldum. Şimdi burada bunu sap yapacağım için ayırdım. Bu sapın üzerine şöyle bir yeminli sürgü takacağız. Onun boy mesafesini şöyle katlıyorum, ayarlıyorum. Çıkacak kadarını şu şekilde. Evet, ayarlamasını yaptım. Bir tur sardım ve boğdum. Temizliyorum. Düğümümü bir düzeltiyorum. Daha önce örülmüş olan yeminli sürgümü de buraya takarak bizimden destek alıyorum. Şu şekilde daha sıkı tutması için halkamı düzeltiyorum. Kullanabileceğiniz bir kolye ucu yapmış olduk sizinle. Şu şekilde kolyeleriniz varsa bunu da yine küpe olarak değerlendirebilirsiniz veya sadece kolye ucu olarak değerlendirebilirsiniz. Tercih size kalmış. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum.